Arkadaşlar, bu sene ÖSYM TYT ve AYS sorularını aynı gün dışarıya çıkartma kararı aldı. Buna bağlı olarak ben de biraz önce AYT videosu hazırlamıştım ama o video boşa çıktı. Dolayısıyla orijinal sorulardan yararlanarak yeni bir video çekmenin, YouTube kanalım için bunu yayınlamanın gerekliliği ortaya çıkınca acele biçimde hemen bu videoyu çektim. Çekiyorum. Umarım beğeneceksiniz, seveceksiniz. YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalında görüyorsunuz. Hızımızla da göz dolduruyoruz. Hızımızla da ön plandayız. Şimdi hemen bu seneki AYT sınavımızın Edebiyat Sosyal bölümünde sorulan coğrafya sorularıyla sürece başlayalım arkadaşlar. Edebiyat Sosyal bölümünde neler çıkmış? Bir bakalım, bakalım ne çıktı karşımıza. Bunları bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi 35. soruya bakalım diyorum. 35. soruyla başlıyor Edebiyat Sosyal bölümündeki coğrafya soruları. 35. sorumuzda şu söylenmiş. Bu ekstrem doğa olayının yaşanması durumunda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Ekstrem doğa olaylarının büyük çoğunluğu dünyanın doğal sistemleriyle ilişkilidir. Ancak dünya için astronomik kökenli etkenler de büyük tehlikelere neden olmaktadır. Örneğin atmosfere giden büyük göktaşları veya dev asteroitler yer kabuğuna çarptıklarında onlarca atom bombası şiddetinde patlamalara neden olurlar. Bu ekstrem doğa olayının yaşanması durumunda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Yeryüzünde krater kesinlikle oluşur arkadaşlar. İşte Barringer Çukurluğu var mesela Kuzey Amerika'da. Megatsunami tsunami kesinlikle oluşur. Dev deniz dalgaları ortaya çıkar. Güneş patlamalarının artması. Bunun açık söyleyeyim ne alakası var arkadaşlar? Yeryüzünde yaşanan bir göktaşı çarpmasıyla iklim değişikliği kesinlikle söz konusu olur. Mesela yine böyle bir göktaşı çarpmasından sonra gökyüzü bulutlarla kaplanmış ve yıllarca o bulutlar ortadan kalkmamış. Bunun sonucunda canlı çeşitliliği kaybolmuş arkadaşlar. Kretase tersiyer geçişinde mesela ve kitlesel yok oluş diyor. İşte o kretase tersiyer geçişinde dinozor dediğimiz canlılar 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan 2 kilometre çapındaki bir göktaşının etkisiyle yok oldular. Ama gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneğinin olması mümkün değil. Bunun göktaşıyla alakası yok. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bu yerleşme tipinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir? Yukarıda özellikleri verilmiş. Aşağıda bir yerleşme tipinin bazı özellikleri verilmiştir. Ekonomik yapısı çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Sağlık ve eğitim olanakları bakımından bazı yetersizlikler görülebilir. İnsanlar arasında sosyal ilişkilerde genellikle güçlüdür. Türkiye'deki en küçük idari yerleşme birimini oluşturur. Bakın bu idari yerleşme birimi lafı ipucu. Arkadaşlar idari yerleşme birimi, Türkiye'deki en küçük idari yerleşme birimi köydür. Dolayısıyla cevabımız çıkıyor. Ama biz biliyoruz ki KOM bir köy altı yerleşme. Ağıl köy altı küçük baybaş hayvancılıkta kullanılan bir yerleşme. Konar göçer vatandaşlarımızın yaşamını sürdürdüğü göçebe çadırlardan oluşan yerleşme oba. Damlarsa yılın yine bir döneminde yaşamın sürdürüldüğü bir köy altı yerleşme ama köy en küçük idari birimimiz olması bakımından öncülerin tümünü içeren bir cevaptı B seçeneği. Bu turist yalnızca trenle seyahat ederek aşağıdaki şehirlerden hangisine ulaşamaz? Türkiye'de demiryolu ulaşımını kullanarak gezi yapmak isteyen bir turist seyahatini İstanbul'dan başlamıştı. Soru şu aslında. İstanbul'dan trene binen bir kişi aşağıda verilen yerlerden hangisine ulaşamaz? Ankara'ya kesinlikle gelir. Erzurum'a gelir. Adana'ya gelir. Malatya'ya gelir. Ama Antalya, bakın bu soru 100 kere çıktı. Bunu YouTube videolarında, derslerinde 50 kere söyledim. KPSS'de 100 kere söyledim. Defalardır söylüyorum. Aynı soru tekrar tekrar çıkar. Türkiye'de Antalya'ya ve Trabzon'a demiryolu ulaşımı kesinlikle yoktur. Muğla'ya, Ordu'ya, Giresun'a, Artvin'e demiryolu ulaşımı yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar özellikle Antalya ve Trabzon'u asla unutmayacaksınız. Bu soru bu sene soruldu. 2 hafta sonra KPSS var gene soruldu. Hiç şaşırmayın. Şaşırmayın, unutmayın bunu arkadaşlar.
Gene bir diğer soruya geçmezden önce şunu mutlaka söylemeliyim. Bu sene başarılı olamadık diye kesinlikle üzülmek yok, sıkılmak yok. Daha iyi çalışıp daha yüksek hedeflerle gözümüzde canlandırıp daha mantıklı çalışarak daha başarılı olacağız. Mesela ben YouTube kanalını açtım 6 aydan bu yana çok büyük bir hareket olmadı. Ama bundan sonra çok ciddi hareket olacağını bekliyorum. Siz de bu sene başarılı olmadıysanız seneye çok daha başarılı olacaksınız. Çünkü artık YouTube'da Doğu Ateş Coğrafya kanalını öğrendiniz ve mükemmel videolarınızı harika biçimde izleyecek çok başarılı olacaksınız. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinin kültürel özelliklerinin birbirine daha yakın olması beklenir? Kültür bölgelerini, kültür alemlerini sormuş. 1 ve 2 Latin Amerika'da yer alıyor. Orta Amerika ve Güney Amerika. Bu kesinlikle 1 ve 2'dir cevap. Ama 3 Müslüman İslam dünyasında yer alan bir Kuzey Afrika ülkesi. 4 Hindistan Hinduizm dinine inandığı için bu Hint Asya'daki Hint ailesinden ve yine Batı Avrupa kültür ailesinde yer alan Avustralya. Dolayısıyla burada aynı kültür ailesi içinde yer alan 1 ve 2'dir. Diğerleri aynı kültür ailesi içinde yer almaz. Cevabımız Adana seçeneğinde doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Gelelim 39. soruya. 39. sorumuzda bir tablo verilmiş. Yalnızca tablodaki bilgiler dikkate alındığında bu ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda 3 farklı ülkeye ait bebek ölümü, şehirleşme ve internet kullanım olanlarının gösterildiği tablo verilmiştir. Şimdi burada şu sıkıntı var. Bunları tek tek sizin için açıp incelemeyeceğim. Ama siz bunları oturduğunuz yerden rahatça bulabilirsiniz. Çok zor bir soru değil. Çünkü bu 3 ülke arasında en gelişmiş ülke M ülkesidir diyor. Arkadaşlar M ülkesinde bakalım internet kullanım olanı yüksek ama hangisini zaten ulaşabilir diyor. Burası değil. %60 internet ulaşımı gitti. Arkadaşlar bu 3 ülke arasında en az gelişmiş olan K ülkesidir diyor. Bakalım K ülkesinde bebek ölüm oranı 10,5,3, şehirleşme oranı 65, internet kullanım oranı %70. Bence en gelişmiş olması mümkün değil. K ülkesinin gelişmişlik düzeyi L ülkesinden daha düşüktür. K ülkesinin gelişmişlik düzeyi L ülkesinden daha düşük mü? Kesinlikle düşük. Çünkü bakın şehirleşme oranı L ülkesinde K ülkesinden ciddi anlamda fazla, internet kullanım oranı da bayağı fazla. C de cevabı bulduk ama D ve E'yi size bırakıyorum. Onu siz uzun uzun inceleyip görebilirsiniz. Zaten zor bir soru değil bu. 40. soruya baktığımızda değerli arkadaşlar, bu faaliyetlerin iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltabilmek için önlemlerinden hangilerinden alınması gerekir? İnsan faaliyetlerine bağlı olarak atmosferde büyük miktarda sera gazları ve çeşitli partiküllerin salınması küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açmaktadır. Bunları azaltmak için kömür ve petrol kullanımını kısıtlama kesinlikle yapmalıyız. Sanayi tesislerini kırsal alanlara taşıma, bu biraz yanlış olmaktan da öte komik bir öncül olmuş. Çünkü sanayi tesisini yerini değiştirsen de havayı kirletmeye devam edecektir. Bu yüzden iki olamaz. Rüzgar ve güneş enerjisi kullanımını arttırmayla kastedilen dünyada hızla artan yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, önerme. Avrupa Birliği bol bol kredi veriyor. İşte 1 ve 3 arkadaşlar bizim için de doğru cevabı oluşturur. E seçeneğinde bu sorunun, 40. sorunun doğru cevabının da E seçeneği olduğunu görüyoruz. Hemen ilerleyelim. Diğer bölümümüzdeki coğrafya sorularından bakalım. Onlarda ne deniyor arkadaşlar? Onlarda ne sorulmuş? Matematik sanırım ben yanlış gittim gibi bir his var içimde. Şimdi çok zeki bir insan olmanın da en çok bu tarafını seviyorum. Zeki olunca böyle çok zehir bir adam olunca aha gördüğünüz gibi hatamızı bulduk. Coğrafya soruları burada arkadaşlar. Coğrafya sorularımıza yani ikinci bölümdeki coğrafya sorularımıza, sosyal iki bölümündeki sorularımıza ikinci sorudan, iki numaralı sorudan başlayacağız. İki numaralı soruda
şöyle büyüteyim sizin için, sizin o hassas gözleriniz, cildiniz için yapıyorum bu güzelliği. Bu döngü sırasında karbonun açığa çıkması olaylarından hangileri sonucunda gerçekleşir? Bir ekosistemde canlıların yaşamı için gerekli döngülerden biri de karbon döngüsüdür. Atmosfer, su ve yer kabuğu gibi farklı ortamlardaki karbon çeşitli olaylar sonucu bir ortamdan diğerine geçebilmektedir. Fosil yakıtların yanması, kireç taşının ayrışması, bitkilerin fotosentez yapması. Olaylarından hangileri sonucunda karbon ortaya çıkıyor? Fosil yakıtların yanmasıyla acayip karbon çıkıyor. Bunda var. Kireç taşının ayrışması sırasında, yani karstlaşmada mesela çok fazla karbon ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü kalsiyum karbonat dediğimiz bir kayaç ya, karbon ayrışıyor. O da gitti. Bitkilerin fotosentez yapması sırasında karbon ayrışmıyor. Bilakis karbonu alıyor, oksijen veriyor bitkiler. Dolayısıyla burada cevabımız 1 ve 2, yani D seçeneğinde doğru olarak verilmiş. 13. soruda diyor ki, bu arazilerde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması çölleşmeye karşı alınacak bir önlem olarak gösterilemez? Kurak ve yarı kurak alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetlerinin etkisiyle toprakta ve ekolojik şartlarda bozulmalar oluşabilir. Arazinin niteliğindeki bu tür bozulmaların son aşaması ise çölleşme olarak adlandırılır. Çölleşme sonucunda ekolojik ve ekonomik yapıda çeşitli kayıplar meydana gelir diyor. Hangisini yaparsak çölleşmeyi önleyemeyiz? Mera ve çayırları ıslah ettirirsek bunda faydasını görürüz. Yeraltı suyu kullanımını kontrol altına alırsak iyi bir şeydir bu. Faydasını görürüz. Çölleşmenin zararlarına dönük eğitim çalışmaları, kitlesel eğitim, bilinçlendirme faydasını görürüz. Bölgenin iklimine uygun tarım ürünlerini yetiştirmek çok ciddi faydası olan bir uygulamadır. Ama sazlık ve bataklık alanların kurutulması çölleşmeye karşı alınacak bir önlem asla değildir. Devlet Su İşleri adında bir kurum ülkemizde yıllarca mahvetti sulak alanlarımızı, yok etti, sulak alanlarımızı kuruttu ve Türkiye'de bitki canlı çeşitliliğinin %30'un 40'ını yok etti Devlet Su İşleri. Bu sulak alanları kurutmayla ilgiliydi. Kurutmaması gerekiyor, kurak hale getirmemesi gerekiyor sulak alanları. Sulak alanları sevmeli, korumalı, onları bağrımıza basmalıyız arkadaşlar. Çünkü biyoçeşitliliğin en çok olduğu yerler sulak alanlar. Bu ürünlerin günümüzde uzak bazı pazarlara taşınabilmesinde faktörlerinden hangileri daha fazla etkili olmuştur? Bazı tarımsal ürünlerin çabuk bozulabilecek nitelikte olması, bu ürünlerin pazara hızla sevk edilmesini gerektirmektedir. Ancak günümüzde bozulabilir nitelikteki bu ürünlerin daha uzak pazarlara götürebilebildiği, sözü edilen ürünlerin pazarlanmasında pazara yakın olma zorunluluğunun yer yer ortadan kalktığı görülür. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, tarımsal üretimin giderek artması, soğutmalı ulaşım araçlarının yaygınlaşması, paketleme sistemlerinin gelişmesi. Arkadaşlar, geçmişte şeker fabrikaları pancar üretiminin yapıldığı tarlaların ortasında olurdu. Bugün de öyle ama geçmişte daha sıkı biçimde. Çay hakeza öyle. Bazı tarım ürünlerinin üretimi tamamen fabrikalarla doğrudan alakalıydı. Ama günümüzde ulaşım, vasıtalar, hız o kadar arttı, o kadar arttı ki artık bunları kolayca soğutmalı ulaşım araçlarında ve paketleyerek taşımamız mümkün. Dolayısıyla 3 ve 4 bu tip üretimin hala uzak pazarlarda rahatlıkla yapılabilmesini mümkün kılıyor. Dolayısıyla 14'ümüzün cevabı 3 ve 4 Edirne. Arkadaşlar, bu arada şunu unutmayalım. AYT videolarımızı çok özenerek çok güzel çekmeye çalıştım. TYT'lerimizi de tamamlayamadım ama kanalımdaki YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalındaki videolardan çok faydalanacaksınız. Çok şey öğreneceksiniz. Çok değerli olduğunu siz de göreceksiniz. İster istemez bir stüdyoda çekmiyorum. Bu dersleri evimde, çalışma odamda, kitaplarımın önünde çekiyorum sizler için. Yapılan fedakarlığı, gösterilen çabayı ve aktarılmaya çalışılan coğrafi bilginin niteliğini gördüğünüzde abone olup
izleyeceğinizi ve arkadaşlarınıza duyuracağınızı hatta ve hatta bununla yetinmeyip sosyal mecralarda paylaşacağınızı adım gibi biliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuz gelmişsin. Diyor ki haritada numaralandırılarak gösterilen şehirlerden hangilerinde bu niteliklere sahip bir şehir bulunur? Uluslararası ticaret, borsa, bankacılık gibi ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı şehirler aynı zamanda küresel etkiye de sahiptir. Yani bize diyor ki yukarıda verilen şehirlerden hangileri küresel etkiye sahip şehirler arasında yer alır? Bir kere 2 numarada Kanada'nın muhtemelen büyük şehirlerinden birisi verilmiş arkadaşlar. Amerika'nın doğu kıyılarında büyük şehirlerden biri verilmiş. 1 numarada Afrika'nın batı kıyılarında yer alan çok gelişmemiş bir şehir verilmiş. 3 numarada Hazar Gölü'nün doğu kıyılarında yer alan bir nokta verilmiş. Gene burası da o kadar gelişmiş değil zaten 1 ve 3. Ama 4 numarada mesela Wuhan diye bir yer vardı. Buradaki bir virüs kısa zamanda yayılıp bütün dünyayı etkisi altına aldı. 10 milyondan fazla insanın ölmesine yol açtı. Neydi o virüs? Covid-19. Demek ki 2 ve 4 numaralı merkezler bizim için küresel etkiye sahip şehirler olarak rahatlıkla nitelendirilebilir. 16 numaraya baktığımızda arkadaşlar yukarıdakilerden hangileri doğal faktörlerin ulaşım üzerindeki etkilerine örnek olarak gösterilebilir? Karayolu yapımında engebeli alanlarda tünellerin inşa edilmesi, sis, yoğun kar yağışı ve çığın gibi nedenlerle ulaşımın kesintiye uğraması, teknolojik gelişmelerin ulaşım hizmetlerinin süresini kısaltması. Arkadaşlar doğal faktörlerin deyince karayolunun engebeden dolayı tünellerden geçmesi bir doğal faktör, bir etkili. Sis, yoğun kar ve çığ doğal faktör iklimden dolayı oluşuyor. Ama teknolojik gelişmeler beşeri olaylardır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Denizli 1 ve 2'dir arkadaşlar. Bir diğer soruya geçtiğimizde. Şimdi yukarıdakilerden hangileri Güneydoğu Anadolu Projesi'nin bölgenin ekonomik kalkınması üzerindeki etkilerine örnek olarak gösterilebilir? Şimdi arkadaşlar çok komik bir soru olmuş. AYT'ye yakışmayacak bir soru olmuş. Kış turizmi potansiyelinin artması diye bir şey mümkün olabilir mi GAP projesinin yapılmasıyla bilmiyorum. Tarımsal ürün çeşitliliği ve verimin artması olmuştur, mümkündür. Organize sanayi bölgeleri sayısının artması gerçekten yaşanmış bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 Edirne seçeneğinde verilmiş. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde kış turizmi diye bir olay söz konusu değil. Ha, yok değil yani. Karacadağ'da çok kısa bir dönem kayak yapmak mümkün. Ama o da böyle bir kış turizmi potansiyeli taşımıyor. Bu iki ögenin ön plana çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü ilk olarak Orta Asya'da şekillenmiş olup göçebe yaşam tarzı ve hayvancılık faaliyetleri bu kültürün önemli ögeleri olarak ön plana çıkmıştır. Arkadaşlar adam niye hayvanlarıyla göçebelik yapıyor? Coğrafi özelliklerden dolayı, doğal şartlardan dolayı, step ikliminden dolayı, karasal iklimden ve step bitki örtüsünden dolayı. Ama İpek Yolu, dini inanış, sosyal yapı, diğer kültürlere olan yakınlık veya çatışma dolaylı etkenlerdir. Bunlardan coğrafi özellikler yani A seçeneği cevabımız mutlaka bilebileceğimiz bir soruydu. Öğrencilerin hangileri doğru yorum yapmıştır? Dünyadaki ham madde üretim pazar alanlarının özellikleriyle ilgili öğrenciler arasında şu konuşmalar yaşanmıştır. Özge, kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların çıkarıldığı alanlar enerji kaynağı üretim bölgelerindendir. Ali, gelişmiş ülkeler sanayi ürünleri bakımından hem üretim hem pazar alanı durumundadır. Büşra, tarımsal ham madde üretiminin tamamı gelişmekte olan ülkeler tarafından karşılanır. Tuna, bir bölgenin pazar alanı olarak nitelendirilebilmesi için yeraltı kaynaklarının zengin olması gerekir. Arkadaşlar, ben şimdi öğrencilerimizin yaptığı yorumlardan Özge'nin kömür, petrol, doğalgazın
enerji üretim bölgesinde yer aldığını, Ali'nin yaptığı gelişmiş ülkelerin hem sanayi ürünleri hem üretim hem pazar alanı olduğunu kesinlikle doğru bulurum. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Arkadaşlar, tarımsal ham madde ürünlerinin tamamı gelişmekte olan ülkelerden karşılanmaz. Yok öyle bir şey. Bir bölgenin pazar alanı olarak nitelendirilebilmesi için yeraltı kaynaklarının zengin olması asla gerekmez. Böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla cevabımız Adana. Arkadaşlar, her AYT'de çıkan bir soru gelmiş. Yine boğazlar, kanallardan bir soru var. Buna göre Panama Kanalı açıldıktan sonra aşağıdaki su yollarından hangisinin önemi azalmıştır? Gemilerin geçişi için insanlar tarafından oluşturulan su yolları, yeni ulaşım güzergahlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durum bazı eski ulaşım güzergahlarının öneminin azalmasına neden olmuştur. Malakka Boğazı, Cebeli Tarık Boğazı, Magellan Boğazı, Hürmüz Boğazı, Davur Boğazı. Arkadaşlar, sanırım şurada bir dünya haritası vardı. Şimdi burada Panama Kanalı şurada. Şeyime bakın, mouse okuma. Şurada Panama Kanalı. Panama Kanalı arkadaşlar, Amerika'nın doğusundaki ve batısındaki kentlerin ulaşımını inanılmaz kolaylaştırmış. Çünkü eğer Panama Kanalı olmasaydı, ta güneyden gelip Magellan Boğazı'ndan geçip buraya gitmek, yani New York'tan yola çıksan Los Angeles'a gitmen için ananı ağlayacaktı. Binlerce kilometre fazladan gidecekti. Ama arkadaşlar, bugün Panama Kanalı var. Kolayca buradan buraya geçmek mümkün hale gelmiş. Ama arkadaşlar, Malaka Boğazı uzak doğuda. Cebeli Tarık Boğazı Avrupa'da, Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na bağlandığı boğaz. Hürmüz Boğazı Arap ülkelerinin güneyinde, Arabistan Yarımadası'nın güneyinde bulunan bir boğaz. Davur Boğazı İngiltere'nin güneyinde ana karayla İngiltere arasındaki bir boğaz. Dolayısıyla bunların konuyla alakası yok. Ama Magellan Boğazı, yani Güney Amerika'nın güney ucundaki boğaz oldukça önemli arkadaşlar. Mutlaka aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi burada şunu mutlaka söylemek zorundayım. Değerli arkadaşlar, Doğu Ateşi YouTube coğrafya kanalını açmaktaki düşüncem tamamen kendi insani, hümanist görüşlerim. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Sizleri çok seviyorum. Mutlaka başaracağız. Hep birlikte kanalımızı çok güzel bir noktaya getireceğiz. Bana çok ciddi destek vereceğinizi, yardımcı olacağınızı biliyorum. Abone olmanın, dersleri izlemenin dışında bunu fısıltı gazetesiyle arkadaşlarınızla sosyal yoldan konuşarak, anlatarak paylaşmanızı, kanalın gelişmenizi sağlamanızı rica ediyorum. Eğer gelişirsem, büyütürsem, ki gelişecek zaten, özür dilerim eğer dedim ama o yanlış bir kelime oldu. Kanalımı çok geliştireceğim. Umarım bir stüdyoda düzgün çekimler yapar hale de getireceğim. Bunu da Türkiye'de kaliteli coğrafya eğitiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla devam ettireceğim. Hiçbir şekilde tanınmaya, meşhur olmaya ihtiyacım yok. Şundan, coğrafya yok edilmeden önce, coğrafyaya bu hükümet tarafından darbe vurulmadan önce her yıl 100.000'den fazla kitabım satılıyordu. Coğrafya Soru Bankası konu anlatımı. Dolayısıyla benim öyle bir meşhur olma gibi bir derdim yok. Benim derdim insanlara faydalı olmak. Ben de bu ülkenin çocuğuyum. Sizi çok seviyorum. Sorumuza dönelim. Yine çok kafanızı şişirdim. Birkaç dakika ama kusuruma bakmayın. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkildi? Güzel bir paragraf. Dünya genelinde yaşanmakta olan deniz seviyesindeki yükselmeler, kıyı şeritleriyle okyanuslar aradaki yükseltisi az olan birçok adanın su altında kalma riskini beraberinde getirmiştir. Ayrıca kıyılardaki sulak alanların tuzlu su altında kalması, kıyı erozyonunun artması ve deniz suyunun tatlı yeraltı sularına karışarak bu suların tuzlanmasına yol açması kıyı bölgelerinde yaşanacak sorunlar arasında bulunur. Aslında soru çok kolay. Diyor ki, dünyadaki deniz seviyesinin yükselmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşırı yağışlar değildir. Çünkü denizden buharlaşıyor, karaya yağış olarak düşüyor. Tekrar denize dönüyor. Bu olamaz. Hava kirliliği değildir. Buzulların erimesi,
dursun. Ormanların tahrip edilmesi doğrudan değil ama dolaylı bir etken. Fosil yakıt tüketimi dolaylı ama bir etken. Burada deniz seviyesinin hızla yükselmesi ve kıyıdaki yeraltı sularındaki tuzlanma mesela buzulların erimesinin doğal bir sonucudur. Burada şunu asla unutmayın. Bu sene çıkmadı ama seneye çıkar. Hollanda ve Bangladeş küresel ısınma sonucunda yaşanacak deniz seviyesi yükselmesiyle deniz sular altında kalacak iki ülkedir. Bunu asla unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangilerinde doğal kaynaklar üzerindeki bu baskının daha fazla olması beklenir? Hızlı sanayileşme ve kentleşme doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı büyük oranda arttırır. Bu durum özellikle büyük nüfuslu kent merkezleriyle yakın çevresinde daha belirgindir. Dört tane şehrin olacağı yer verilmiş. Şimdi diyor ki nüfusu hızla artan ve sanayi gelişen merkezlerde de doğal kaynak kullanımı yani çevre sorunu çoktur. O zaman Bursa'da ve Adana'da doğal kaynak kullanımı fazla ve dolayısıyla da çevre sorunu oldukça fazladır. Ama 2 numara ve 4 numarada çevre sorunlarının 1 ve 3 numaradaki kadar fazla olduğu kesinlikle söylenemez arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi Doğa Ateş YouTube kanalından, YouTube coğrafya kanalından hepinize sevgiler, saygılar göndermenin yanı sıra yine hep söylediğim gibi kanalıma abone olmanızı, derslerimizi sıkı biçimde takip etmenizi, diğer alanlarda da mesela KPSS veya entelektüel bilgi için çekmiş olduğum videolara da bakmanızı, onları da izlemenizi öneriyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu arada görüntü harika görüyorsunuz benim kaşlarda. Hem tek kaş hem de böyle kanat gibi böyle uçar şekilde çıkıyor. İşte ne olsun Allah da beni böyle yaratmış. Hoşça kalın çocuklar.